Ve 2,5 yaşındaki Yusra ve annesi Ayşe Yıldız Elazığ'da mucizenin adı olduğu, jandarma arama kurtarma timi de o kurtarma çalışmasına yer alan ekipler arasındaydı. Jack timi Yusra ve annesini nasıl kurtardığını Habertürk'te anlattı. Zaman zaman böyle içimizi ferahlatan, zaman zaman bu acı günlerde bize tebessüm ettiren haberler de var, onlardan biri. Çocuğun yanında mı? Tamam, geleceğiz. Tamam, geleceğiz. Tamam, geleceğiz, tamam. Sesini duyduk ama tabla betonlar ve kolon kirişler bizi çok engelledi. Bir an evvel canlı sese gitmek zorundaydık. Başka bir galeri açtık. Oradan yaklaşmaya çalıştık. Yusuf Yüzbaşım izlemişsinizdir. Sesini duydu. Komutanım yaşıyor hala. İki tane oğlum var. Onları hatırladım. Ayşe Hanım, sesimi alabiliyor musunuz? Ben buradayım. Zehra Subay, ben jandarma arama kurtarma biriminden geldik. Şu an iyi misiniz? Çocuğunuz çıktı. Çocuğunuz sağ. Şu an hastanede. Enkaza sürünerek girdim ben. Küçük bir delik açmıştık. Tek girebileceğim yer orasıydı ve Ayşe Yıldız'ı ayakta tutmak, uyumamasını sağlamak ve onunla konuşmam gerekiyordu. Oraya sürünerek girdikten sonra Ayşe Yıldız'ı görünce duygulanmamak mümkün değil. Çünkü şöyle bir tablo vardı. Eşi Ayşe Yıldız'ın gövdesine sarılmış. İki çocuğu da hemen arkasında yanına saklanmış bir şekildeydi. Yani şunu anladım oraya girip bunu gördüğümde. Baba bir siper olmuş. Birazcık daha sabretmeniz gerekiyor. Kız çocuğu Yusra Yıldız, o yaşıyordu. Önce onu çıkardık zaten. Yani evet, profesyoneliz, mesleğimizi yapmak zorundayız, soğukkanlığımızı korumak zorundayız. Ama onu o halde görünce kesinlikle tamamen insanlığımız devreye giriyor. Duygulanıp sesimizin titrememesi gibi bir imkanımız yoktu. Lütfen çabuk. Sıkıştınız mı? Çok sıkıştım, ben tamam. Sana aşağı hissetmiyorum. Tamam. Lütfen. Motive etmeye çalıştım. O da bir bayan sesi duyunca daha çok şey yaptı, benden cesaret aldı. Birazcık daha sabretmeniz gerekiyor. Lütfen çabuk. Sıkıştınız mı? Çok sıkıştım, ben tamam. Sana aşağı hissetmiyorum. Tamam. Lütfen. Tamam, birazcık sabretmeniz gerekiyor. Arkadaşlar dışarıdan çok çalışıyorlar. Sancı yapıyor. Tamam, sakin çok olun. Sancım var. Sakin olun, tamam. Benim o kadar sancı yapıyor ki. Benimle konuşarak uyanık kalmaya çalıştı. Yani bir nevi benden destek aldı. Bir kadın sesi duyması orada ona motive etti. Ayşe Hanım, uyanık kalmaya çalışın. Tamam mı? Ben buradayım zaten, yanınızdayım. Siz çıkana kadar buradan ayrılmayacağım. Uyudum, sağ olun. Su mu istiyorsunuz? Evet. Tamam. O tabloyu siz de görseniz tüm Türk milleti üzülürdü. Kazazedelerimizle görüşeceğiz. Şu anda hastanede tedavileri devam ediyor. Uygun şartlar olduğunda biz Ankara'dan dahi gelir görüşürüz onlarla.